Bilgi TV izle, bilgi sahibi ol. Merhaba Tufan. Merhabalar Baran. Değişik bir şey konuşacağız bu videoda Baran. Evet, çok değerli bir yorum gelmiş bize. Çok değerli bir istek gelmiş Mustafa Yolcu'dan. Yani biraz tavsiyeler verseniz demiş. Kurumlar için, KOBİ'ler için adım atılabilir şeyler. Esasında ben de kendi çevremde sorduğum zaman nasıl videolar seyrediyor musunuz dediğim zaman herkes çok keyifli keyifli seyrediyor da herkes şeyi soruyor bana. Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Ne yapacağınızla ilgili bir şeyler söyleyin. Biraz da o konuya girelim artık. Bizim tarzımız geldi tartışmak, biraz ortaya bırakmak. Nerelerin araştırılması gerektiğini söylemek. İnsanların kendi şekillerinde bunları bulmalarını, kendi yöntemlerinde bulmalarını sağlamak. Bizim de tavsiye ettiğimiz tarzı olduğu için ama birkaç tane ufak şeylerden bahsedelim istersen. Tabii memnuniyetle. Dediğin gibi biz başlangıçta aramızdaki tartışmayı genele yaymaya çalışmıştık. Ama haklısın yani insanlar bunu böyle şeyler bekliyorlar. Beklemekte de haklılar. Çünkü konuştuğumuz zaman biz bir şey biliyoruz zannediyorlar. Ya esasında bu tavsiyenin hepsine girdik neredeyse. Yani şimdi belki özetleriz 3-5 tane ama modelden bahsettik, plandan bahsettik, vizyondan bahsettik, kültürden bahsettik, organizasyondan bahsettik. Birkaç tane işte taze direkt örneğini aldık, çevirdik. PayPal'i aldık, çevirdik. LinkedIn'i aldık, PayPal diyorum. LinkedIn'i aldık, çevirdik. Bir sürü şey yaptık. Bunların hepsinin aslında satır arasında mesajlar vardı. Çok var. Ama biraz daha toparlayabiliriz esasında. Tabii. Aslında şöyle bir özetleyelim. Bugüne kadar ne yaptık? Girişimcilikle ilgili konuştuk. Yönetimle ilgili konuştuk. Hı hı. Aslında her girişimcinin başarılı olması halinde yönetime geçişi de söz konusu burada. Tabii ki. Bunları bir şekilde bağlayabiliriz de. Ayrıca yönetimle ilgili konuştuğumuz şeyler de yöneticilerin sorunları. Halihazırda yönetici olanların sorunları. Bunları dediğin gibi bir kalıba sokmaya çalışabiliriz. Aynen. Dediğin çok güzel. Şu açıdan güzel. Girişimcilik başladığı zaman girişimcilik yönetimin küçük versiyonu gibi görüldü. Ondan sonra öyle olmadığı, şu anda Steve Blank'ın da bangır bangır vardığı şekilde farklı bir şey olduğu söylendi. Yönetimle eskiden girişimcile biraz hor gördü. Ondan sonra herkes onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Demek ki esasında universal prensipler var. Biz de esasında devamlı universal prensiplerin üzerinden gidiyoruz. Bazen girişim örnek alıyoruz, bazen kurum örnek alıyoruz da devamlı universal prensipler üzerinden devam ediyoruz. Mesajlarımız çok net esasında. Bugün bir girişimci de o mesajı alsa, bir yönetici de, bir holding patronu da o mesajı alsa mesajlar aynı. Doğru şekilde, çağa uygun bir şekilde iş yapmak için bazı tartışmalardı, bazı mesajlardı. Aslında baştan beri ikimizin de katıldığı bir konu var. Bugün aldığımız örnekler hep başarıların örnekleri. Hı hı. Başarı %20'nin altında olan bir şey, %10'lar civarında. Esas alacağımız dersler de başarısızlıklarda yatıyor. Biraz da zaman zaman ondan bahsetmek lazım. Ben yaptığım olducuları takip etmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Bahsettiğimiz universal prensiplerin başarıyı arttıracağına inanıyorum. Hı hı. Onun için... Ama oranını arttırıyor sadece, garanti etmiyor sonuçta. Hiçbir şey garanti etmiyor. Başarısızlıkla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Başarısızlıktan fazla konuşamıyoruz. Çünkü başarısızlık hikayeleri bizim kulaklarımıza çok fazla gelmiyor. Gelmiyor, evet. O çok fazla paylaşılan bir şey değil maalesef. Ama başarısızlıkları sahiplenmek belki de vereceğimiz mesajlardan ilki olabilir. Yani başarısız olduğunuz zaman bunu sahiplenmek lazım. Düştüğünüz zaman, başarısız olduğunuz zaman çok sert düşmemek için akıllı davranmak lazım. Çok yavaş doğru. Koşmayacaksın, çok temkinli olmayacaksın ama akıllı düşeceksin, ileri düşeceksin. Hep bunu vermek lazım. Bu konuda bir örnek vereyim, bir girişimci örneği değil. Bayağı bir kurumsal firma, koskocaman büyük bir firmanın örneği. İsmini vermeyeyim şimdi. Şu anda mevcut bir uygulamaları var. Bu uygulama ilk kez mi çıktı sanıyorsunuz dediler bir konferansa. Biz daha önce bunu bir yerde uygulamıştık dediler. O zaman denedik, başarısız olduk. Rafa kaldırdık. Ama ve ben de hatırlıyorum o uygulamanın o zamanlar olduğunu. Ama dedi rafa kaldırırken biz kara kaplı defterimize niye rafa kaldırdığımızı, ne olduğunu, ne zaman tekrar raftan geri alıp, tozlu raflardan geri alıp üstlerini silkip aktif etmemiz gerektiğini biliyorduk. Ve o zaman geldi ve yaptık ve şu anda başarılıyız diyor. Başarısızlıkları tamam herkese paylaşmayın belki. Paylaşırsanız daha iyi olur. Benim girişimciler her zaman verdiğim birinci tavsiye özellikle yeni bir fikri işe geçirmeye tarafında olan girişimcilere anlat. Bulaşıcı yap. Sen kurucu olarak bu kadar aşık olduğun fikrini bulaşıcı yapamıyorsan zaten pazarda hiç kimse seni satın almayacak. Doğru. Birinci test. Başarısız olacaksan bulaşıcı yapamaman başarısızlık. Ne kadar harcadın? Sıfır. Ne kadar zaman aldı? Bir hafta. Benzer kaç kişiye yardımcı oldun? Çok. Deli gibi.
Evet, bundan sonra biraz değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Evet. Bahsedelim onlardan istersen biraz. Yani şey var, biraz daha sonucu odaklı, tavsiyeler odaklı bir şeyler de videolarda yapalım. Ama bu bizim şu anda tarzımıza çok da uygun değil esasında. Tavsiyeler vermek bizim şu andaki konuşma tarzımıza, konuları seçişimizde çok uygun değil. O yüzden belli bir yapıyla gidelim. Bu yapıda esasında sanki ufak çapta video bazında bir yönetim programı, eğitim programı, öğretim programı, uygulamalı program gibi bir şey yapmak gibi bir şey olabilir diye konuştuk. Başlıkları zaten sende var. Evet, zaten benim planladığım bir konuydu bu, biliyorsun. Hı-hı. Paylaşmıştım senden de. O konuyu genişlere, yeni bir seriye geçelim. Evet. Ama bu arada bu yönetim sohbetlerimiz çok güzel, onu da bırakmayalım. Tabii bunlar devam eder. Bunlar devam eder ama biraz daha konularımızın daha önceden net olduğu, bir sonraki ne yapacağımızın net olduğu ve aslında en önemlisi, bence biz bu konuyu tek başımıza konuşmayalım artık. Bu konuları önceden haber verip bu konuyla ilgili izleyicilerden, sıkıntıların sahipleri olanlardan, sorunlardan yaşayanlardan, sorunları birebir yaşayanlardan da tecrübelerini, hissettiklerini, nasıl çözdüler, nasıl çözemediler, nasıl başarısız oldular, onları bir şekilde almaya çalışalım ki daha interaktif olsun. Biz bunları kendi çevremizde yaparken istersen şu anda dinleyicilerimize veya seyredenlere de soralım. İlk konumuz ne olacak? Girişimcilik nedir diye başlayalım. Ne dersin? Olur. Bu konuda sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz veya başarısız olduğunuz herhangi bir şey bizden paylaşırsanız konuyu geliştirmemize yardımcı olmaz mı? Kesinlikle. İlk seçmeyi planladığımız şeylerden biri bu olduğuna göre, girişimcilik nedir? Bu gerçek anlamda. Tek kelime anlamında girişimcilik, şirket içinde girişimcilik, girişimci ruhlu olmayla girişimcilik meslek olarak farkları neler? Bu konudaki tecrübeleri alabilirsek biz de her şeyi ona göre uydurabiliriz. Ve çok daha insanların tatmin olacağı bir şey yaratabiliriz diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle, kesinlikle. O zaman bu videonun altına yorum olarak bizden girişimcilik nedir ile bilgili öğrenmek, sormak istediğiniz şeyleri veya yorumları paylaşırsanız harika olur. Yorumlar, sorular güzel olur ama benim en çok merak ettiğim şey sizin tecrübeleriniz. Çünkü sizin tecrübelerinizi kullanaraktan biz bu konuyu yapmak isteriz. Onları da paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer bu videoyu beğendiysen hemen abone ol, bize yorumlarını ilet.